Merhaba arkadaşlar, biraz ara verdim kusura bakmayın. Hem biraz alan çalışması yaptım, hem hazırlıklar yaptım önümüzdeki dönemde çekeceğimiz videolarla ilgili. Bir de işte kendi işlerimle uğraştığım için biraz da onlar için zaman ayırdım. Ama önemli şeylerden bir tanesi de denizdeydim cumartesi günü kitap fuarındaydım. Ben bir konferans yani ders konferans demiyim de bir sohbet Arkasından kitap imzaladım ama çok uzun zamandır Denizli'ye gitmemiştim. Benim açımdan da çok güzel oldu. Hep söylüyorum ya, kitap buluşmalarının en güzel taraflarından bir tanesi. Benim de bilgi dağarcımı dolduruyorum. Bir de insanlar ne düşünüyor, ne konuşuyor, genel gündem nedir? Onları birebir dinlemek bana büyük bir zevk veriyor. Çok faydalı bir gezi oldu. Çok teşekkür ederim. Ya tavsiye ederim bir Denizli'ye gidin. Ben Denizli'yi açıkçası bu kadar beklemiyordum. Onu söyleyeyim size. Yani Beklemiyordum dedim çok hani çok canlı bir kent, çok Türkiye'nin 8. büyük ihracatını yapan e, şehir, e, işinde gücünde uğraşan bir şehir, nefis bir şehir. Sırtını dağa dayamış, Pamuk Pamukkale'sinden tut, e, diğer bütün her şeyle inanılmaz bir şehir. E, beni çok mutlu eden şeylerden bir tanesi, ben e, çok duymuşsunuzdur, ben de çok e, duyuyordum, hatırlarsınız bir yatağın diye bir kılıcımız vardır bizim. Hani şöyle bakın göstereyim size. Işte. Şu yatağın kılıcını hatırlarsınız değil mi? Bu kılıç şeyde üretiliyor. Denizli'nin yatağın day üretilen bir kılıç bu. Ve ben bu kadar açıyorsa bu kılıcın hikayesinin bu kadar iyi olduğunu da bilmiyordum. Konu şu. Biz zaman zaman işte savunma sanayi diğerlerini konuşuyoruz ama hep diyorum ya. Geçmişimizdeki başarıların en önemlilerinden bir tanesi e, Türk. Yani Türklerin savaş alet ve edevatlarını e, çok iyi yapabilmesinden de kaynaklanıyor. Yalnızca ata iyi binebilirsiniz, savaşçı olabilirsiniz ama kılıcınız, okunuz filan gibi kendinizi özgün geliştirdiğiniz olmazsa çok da mümkün değil. Ya ben e, bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Yani bu kadar ünlü bir e, kılıç olduğunu ta, ta Orhun yazıtlarına Orhan Orhan yazıtlarından tutun da Selçuklara ve diğer yerlerine gelinceye kadar bu kadar geçmiş bir tarihi olduğunu bilmiyordum bu kılıcın. Hatta çok da bilinen bir kılıçmış. Birçok tabir Avrupa'da da Japonya'da bazı tabirler bu yatağın kılıcından esinlenerek yapıldığı söyleniyor. Geçen anlatmıştım yani bir tabanca ve silahla ilgili bir e, hikaye. Arkadaşlardan bir tanesi, bunu anlatanlardan bir tanesi Denizli'deki kültür müdürüydü. E, bu kılıçlarla ilgili bir konferans gibi bir şey düşündü galiba Fransa'da. Oraya katılmışlar onlar da. Adamlar yatağınla ilgili, e, kılıcıyla ilgili anlatmışlar, anlatmışlar. En son çok geçirmişler bizimkiler. Yani bu kadar e, efsane bilinen bir kılıcın olmuş olması çok ilginç geldi bana da. E, ve hala şu anda yatağın Böyle her evin altında bir tane hani vardır, Ateşten Doğan'ı seyrettiniz bilmiyorum, Historia'da kanalında vardır. Orada herkes bir kılıç yapar falan bir sürü kılıçları filan e, gündeme getirirler. Hala kadın erkek e, elleriyle veya işte makinalarla kılıç yapmaya devam ettiklerini e, söylüyorlar. E, orada bir ata mesleği olarak çok canlı bir şekilde de üretime devam edildiği e, söyleniyor. Gideceğim bir tane belgesel çekeceğim sizin için, beni çok etkiledi çünkü e, yani biz işte ne diyeyim Japonların e, samuray kılıçlarını falan konuşuyoruz. E, hatta filmlere falan konu oluyor. İşte başka yerde gidiyoruz Roma kılıçlarından bahsediyoruz. E, ama Yatağan Kılıcı ilginç, kendisine özgün ilginç bir kılıçmış. Bir belgesel çekeceğim ve size de bunu burada, ben kendi kanalında yayınlayacağım. Beni çok etkiledi. İki, e, gittiğimde daha önce de tanışmıştım, başka bir yere de tanışmıştım. Böyle eski gazeteleri toplayan. E, Aydın Mercek, e, abimiz diyeyim bizden e, büyük, Musa İlhan daha doğrusu. Aydın Mercek nereden geldi? E, emekli bir öğretmen ve geçmişten beri şöyle bir şey yapıyor. Ben gittiğimde daha önce de almıştım. Böyle gazeteleri, e, önemli gazeteleri toparlıyor. Bunları da böyle bu şekilde bu hale getiriyor. Ee, şöyle de göstereyim size. Buradan da bulabilirsiniz istiyorsanız. Ee, i̇çinde o dönemin, işte bu mesela 1929'dan 2007'ye, o dönem ne yaş yaşanmıştı, o dönemin e, şeyi var, gazetelerinin manşeti var. Yani ben çok severim böyle manşet taşımayı, manşeti alıp bir yere koymayı. Bunları bulamazsınız öyle arayıp da bulacağınız bir yer değil. Bunu araştırıyor e, ve bunları bir araya getirip Bunları koyuyor olması bana çok ilginç geliyor. Daha önce bir tane daha almıştım. Kurtuluş Savaşı döneminin gazeteleri, yani Kurtuluş Savaşı'na hangi gazeteler nasıl destek vermişler? Onların manşetleri vardı, çok hoşuma gitmişti. Bu 1929-2007'de gördüm, bir tanıtayım dedim sizlere. Evet gelelim, gezelim görelim programından günümüze gelelim. Neler oluyor, neler yaşandı? Evet, e, Rusya ilhak etti ve ilhak ettiği andan itibaren de artık şöyle bir açıklama yaptı. Bundan sonra bu topraklar Rus topraklarıdır. Artık bize saldırıyı bir savaş ilanı kabul ederim ve e, tepkimi de ona göre veririm dedi. Bu şu anlama gelir. Bugüne kadar bunu savaş olarak nitelendirmemiştir Rusya. Eğer e, nitelendirirse. Buna yardım edenler de açıkçası savaşın bir tarafı olacaklar ve savaşın genişleme ihtimalini arttırdı bu deyim. Ee, daha önce biliyorsunuz Rusya bunu özel askeri operasyon olarak nitelendirmişti. Şimdi ilk defa e, buraya girerseniz, benim ilak ettiğim yerlere girerseniz bunlar Rus toprağıdır e, dedi. Cuma günüydü, Cuma günü e, gerçekleşti bu olay. Bayağı Kızıl Meydan'da falan bayağı işte gösteriler, e, sevişler yapıldı. Tabii bunun ne olacağı, bunun etkileri ne olacağını göreceğiz. Ukrayna şu ana kadar e, ilerlemesini devam ettiriyor yani. E, hatta işte Donbas bölgesinde ve işte e, Zafarovaça bölgesinde de, orayı da bir türlü söyleyemiyorum yani, ağzıma alışamıyorum yani gerçekten. O bölgede e, bir kısmının yüzde 40'ını, bir kısmının yüzde 30'unu hala tutuyor. Orada bir muallaklık var. Yani ben onu e, televizyon programında da söyledim. Rusya şu anda eline tuttuğu alanları mı ilah kabul etti? Yoksa onların o dört tane yerin siyasi sınırlarını mı kabul etti? Çünkü siyasi sınırlarını kabul etmişse bazı alanların tamamını kontrol etmiyor. Yani e, iki bölgeninkin tamamını iki bölgenin de bir kısmını kontrol ediyor. O bir kısmının içinde de Ukraynalılar var. Yani Ukrayna ordusu var daha doğrusu o zaman Rus toprakları içinde Ukrayna ordusu olmuş gibi gözükecek. Yani ne olacağını yani o kadar belirsizlik var ki yani bu savaşın adı konmadığı için, sınırları belli olmadığı için kendi içindeki bir sonraki evreye nasıl evreyeceğini bir türlü düşünemiyoruz ve konuşamıyoruz. Yani Rusya topraklarında mı şu anda savaş devam ediyor? Eğer öyleyse Ukrayna topraklarından çıktık Rusya'ya göre. Rusya topraklarına girdik. Ukrayna'ya göre de aslında Ukrayna topraklarında Rusya işgal altında. İki taraf iki tarafında tezleri birbirle hiç örtüşmeyen tezler. Ee, tabii Batı ve bizim de ülkemizin de olduğu tez, Rusya'daki ilhakların Kırım dahil olmak üzere geçmiştekiler dahil olmak üzere hiçbirini kabul etmiyoruz ee, ve Rusya'nın bölgeyi işgal ettiği tezini savunuyoruz. Resmi tezimiz de Türkiye'nin resmi tezi de bu şekilde ilerliyor. En çok konuşulardan bir tanesi geçen sefer de söylemiştim yani. Seferberlikle ilgili 100 bin mi, 200 bin mi, 300 bin mi? Yani 300 bin rakamını dilendirenler oldu. Ben de görüntüye baktığınızda 300 binden sanki daha fazla bir kişi sanki alınmış gibi diye söyledim. Sebebini de yaşlara baktım. Yaşlar böyle bayağı büyük yaşlı insanlardan bahsediyoruz yani 55'in üzerinde 50'nin üzerinde insanlar var. hani şimdi biz de böyle olmuş olduk. Tabii herkes askerlik sonrasında o fiziğini korumadı. Birçoğu birçoğunu gördünüz, fotoğrafları da gördünüz. Yani askerlik yapabilirler mi? Sorusu açıkçası ben de karışık. O yüzden söyledim. Yani daha askerlik yaşına yakın bir grubu almamışlar. Sanki daha büyük bir grubu almışlar. Yani e, muhaliflerin söylediğine göre 1 milyona yakın kişinin alındığı söyleniyor. Yani <laughs> o zaman işin şekli biraz daha değişiyor. Çünkü Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya bu ilhak zamanda Cuma günkü konuşmasında Putin sanki olayı biraz şeye getirdi arkadaşlar. Yani e, Rusya'ya saldıracaklara getirdi. Yani Rusya'nın genel bir saldırı altında ve Rusya'yı yıkacaklar e, mevzusuna getirdi. Eğer Rusya bu hazırlığını Ukrayna topraklarındaki bu ilhaklara göre yapmıyorsa, evet daha büyük bir alanı e, korumak için seferberlik ilan etmiş olabilir. Tabii ki e, önümüzdeki günlerde yaşayacağız ve göreceğiz. Peki tablo ne? Bu belirsizlik her şeyi kaldırabilir mi? Yok kaldırmaz arkadaşlar. Yani bir yerde. ...bir şekilde bir şey patlar ve diğer taraf bu belirsizliği kendi lehine kullanır. Demiştim ki, programlarda da sık sık söylüyorum yani... ...konvasyonel savaşa geçmeden önce çok kirli bir alan vardır, o giri alandır. Ve bu örtülü operasyonların, istihbarat savaşlarının, özel askeri operasyonların yapıldığı bir döneme gelir. Yani bunun içinde siber saldırılar vardır. Bunun içerisinde işte gördüğünüz gibi boru hatlarına saldırılar vardır. Bazı isyan hareketleri vardır. Bir işte ekonomiye saldırı vardır. Ee, bazı bürokratlara, bazı siyasilere suikast girişimleri olabilir. Bu dönem e, bunun hızlanacağının işaretini biz zaten boru hattına yapılan 1600 metre derinlikte yapılan bir saldırı arkadaşlar basit bir saldırı değildir. Yani bunu bir herhangi bir terör örgütünün gidip ben şurada bir saldırı yapayım demek mümkün değil. Bu Özel askeri ekipmanlara ihtiyaç duyar. Yani bunu bir istihbarat biriminin yapması bile mümkün değil. Yani bunun için bir istihbarat birimi yapmışsa özel askeri bilimlerden, özel ekipmanlardan yararlanmıştır. İşte 1600 metre deyimi de o yüzden kullanıyorum. Bu deyimin üzerine de bundan sonra nelerin yapılabileceğini düşünün. Ne yapılabilir sorusunu bana hemen sordunuz değil mi? Tamam öyle demeyelim bana söyleyin diyeceksiniz ben biliyorum. Ee, arkadaşlar siber saldırılar olabilir. Yani daha önce Amerika'da hatırlarsanız bir boru hattına bir saldırı düzenlenmişti. Uzun bir süre oradan boru hattından petrol nakli yapılamamıştı ve büyük bir petrol sıkıntısı doğmuştu ee, Amerika'nın güney kısmında. Bu buna benzer enerji hatlarına yani sistemi çok çökertebilirler ve birkaç gün e, ülkeyi e, boğabilirler ekonomiye saldırabilirler yani bankacılık sistemine daha önce oldu hatırlarsanız Ukrayna'da da oldu e, uzun bir süre kartları falan kullanamadılar, bankalardan para çekemediler sistemi sistemleri çok ettiler Çünkü çok sofistike saldırılardı ve bu sofistike saldırılar sonucunda da e, sonuçları çok ağır oldu o ülkeler için bu dönem e, buna benzer olayları böyle Akışı akışına e, göreceğiz gibi geliyor. Çünkü bir anda e, Batı'nın e, Rusya ile karşı karşıya gelmesi mümkün değil. Rusya'nın da işte Polonya'ya, işte dediğim Amerika Beş işte Devleti, İngiltere'ye direkt kafadan yapacağı bir harekat da olmayacağına göre, başlangıç itibariyle söylüyorum. O zaman bunun e, karşı tarafı yıpratacak şureşleri, bayrak göstermeden yapacakları harekatlarla hareketlerle, istihbarat e, operasyonlarıyla yapmaları gerekiyor. Bu da böyle olacak. Biz etkilenebilir miyiz? Etkilenebiliriz arkadaşlar. Yani e, bize de bu oyunun içine çekmek isteyen insanlar olacaklardır. ya Ben zaten Yunanistan'ın e, bu kadar kışkırtılmasının sebeplerinden bir tanesinin açıkçası bu olduğunu düşünüyorum. Yani e, Yunanistan durduk yerde bu kadar ekonomik kötüyken, e, bu kadar turizmle ilgili bu kadar sıkıntısı varken, bu kadar borcu varken, Askeri olarak bu kadar imkansızlar içindeyken Türkiye'ye kafa tutuyor olmuş olmasının arkasına zaten başka bir oyun olduğunu hep söylüyoruz ve bu oyunu da size elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, bu olayı da biraz daha büyük böyle büyük pencereden e, size anlatmaya çalıştım bugüne kadar. Peki Türkiye buna hazırlıklı mı? Vallahi hazırlanmaya çalışıyor. Yani kimse bu kadar çok. %100 hazırlıklı e, demesi mümkün değil çünkü zaten öyle olmuş olsa e, orduların da ülkelerin de e, hazırlık seviyeleri olmaz yani herkes her şeyi hazırlırsa alarm durumuna geçmezsiniz zaten hep alarm durumdasınızdır ama alarm durumlarımız vardır ve bu alarm durumlarınızda hem ordunuzu hem ekonominizi hem kanunlarınızı ona e, uydurursunuz ve o süreci doğru yönetmeye çalışırsınız o hazırlık süreçleri vardır e, Türkiye'de. Türkiye'de zaten hep alarm durumunda, işte FETÖ'den sonra yaşanan PKK ve işte bu son dönemdeki yaşanan süreçler dahil olmak üzere, donanmayı dahil olmak üzere hep alarm durumunda tutuyor. Yani alarm dediğim tabii ki alarm vermeden en yüksek şekilde eğitmeye, donatmaya ve personel takviyesini yapmaya çalışıyor, eğitim düzenlerini yükseltmeye çalışıyor. Bugün göreceğimiz şeylerden bir tanesi de bu. F16'larla ilgili tam burada gelirken işte her gün ayrı bir insanın moralini bozan, aşağı, aşağılayan bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. İşte en son Yunan adalarına karşı yapmayacaksınız demeden şimdi PYD, PKK'ya karşı da yapmayacaksınıza getiren şartlar koşmaya başladılar senatörler. Yani bu işin sonu başından beri belli. Türkiye kendi F16 modernizasyon programını şu anda devam ettiriyor yani F-30'ları, 30 blok 30'ları zaten blok 50 seviyesine doğru götürmüştü. Biraz daha şimdi AES radarını bekliyoruz. İnşallah AES radarında da artık biraz daha hızlı bir şekilde Türk toplumu da buna hazırlayacak bir şekilde bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor. Buna hürjet içindeki soruyorum. Hürjet içinde bir anda hızlanmalıyız. Bayraklar için e, aynı şekilde söylüyorum, hava savunma sistemleri için de söylüyorum. Kaynak tasarrufu yapıp e, bazı projelere özel e, maddi kaynak sağlamak zorundayız gibi hissediyorum. Yani tabii ki her şeyi e, parayla mı, Yani 100 milyar dolar verseniz bir anda e, uçak yapabilir misiniz? Yapamazsınız ama kaynaklarınızın aktarmayı doğru yapabilirseniz, öncelikle yapabilirseniz, seri üretime geçmiş olanların çok daha hızlı bir şekilde e, ayağa kalkabileceği bir prosedür hazırlayabilirsiniz. Şu anda zaten birçok proje e, o noktaya geldi. Bunlar işte e, blok 30'lar şey modernizasyon projesi. Zaten Türkiye'nin <laughs> yaptığı bir projeydi. <laughs> blok 40'ları da <laughs> blok 50'leri de buna dahil ederek hızlıca yapmamız gerekiyor. Yani işte ayda iki tane e, yapmak yerine belki dört tane, altı taneyi e, başarmak zorundayız, belki on taneye çıkartmak zorundayız ki e, birilerinin e, ya kardeşim ne yapıyorsak yapalım, bu adamları bir türlü engellemiyoruz sürecinin ötesine geçelim. İşte hisar serisini e, çoğaltarak, siber e, seri üretimi alarak daha fazla devreye sokarak, daha uzun menzilli e, seyir füzelerini. E, arttırarak bu süre, e, süreçte e, daha kuvvetli bir savunma ve caydırıcılık elde etmek zorundayız Çünkü mini Muharip uçağı yarın sabahın uçurma şansımız yok arkadaşlar miusu da yarın sabahın uçursak da hemen sahaya sokma şansımız yok her biri için gereken süreç yani en yakın 2024-2025'ten aşağı e, bunların devreye girme e, şansı olduğunu düşünmeyin uçacaklar farklı farklı testlere girecekler. Üzerlerine silah sistemi takılacak onlarla test edilecekler. E, kabul testleri olacak. O kabul testlerinden sonra da e, bunların seri üretimine geçilerek göreceğiz. işte, işte Üzerine e, motorlar e, Ukrayna'dan geliyor. Motorları biz yapabilecek miyiz? E, bugün hürjetin bir kısmını aldık. hürjet motorunu Türkiye'de üretebilecek miyiz? Bunların her biri ee, arkadaşlar hepsi soru işareti. Bunu moral bozmak için söylemiyorum. Ee, abartmaya gerek yok. Gücümüzü bilelim. Gücümüzdeki nerede eksikler olduğunu bilelim. O eksikler üzerine yoğunlaşalım. Yani yarın sabahleyin e, uçakların hepsini sahaya sokuyoruz gibi bir imaj e, açıkçası e, toplumda beklentiyi arttırır. E, bugüne kadar ben böyle bir konuşma yapmadım. E, hangileri için yaptığımı söylüyorum size. Hisar serisi için artık bitmiştir bu iş. Ee, ama işte siber için de e, artık seri üretim aşamasına geldiği için yavaş yavaş bunu konuşmaya başlayabiliyoruz. Kara araçları için zaten bunu söyleyebiliyoruz. Deniz araçları için söyleyebiliyoruz. Ama hava araçları için e, hala bir miktar daha zamana ihtiyacımız var. Minimum 2025. 2024 için bazen devreye alma şansımız var. Ama 2025 Türkiye için çok önemli. Havacılık tarihi içinde, bizim havacılık tarihimiz içinde çok önemli ...bir süreci kapsayacak. Ee, biraz yatağın çalışacağım sizin için. Biraz diğer e, şu dergiden e, şeyler çalışacağım. Yarın da e, eğer zamanım olursa çekeceğim. E, yani sizin için bir video daha çekeceğim. E, üç tane e, özel video için e, çalışmayı yaptık, bitirdik arkadaşlar. O üç özel video için e, çok şaşıracağınız yerlerden çekimler olacak bunlar. Ve... hani Diyeceksiniz ki yani bizim bunlara ihtiyacımız varmış, bu e, yerleri görmeye ihtiyacımız var dediğiniz yerlerde olacak. Bazen e, inanılmaz silah sistemlerini çekeceğiz, bazen inanılmaz eğitimleri e, çekeceğiz, e, bazen de e, Türkiye'nin geldiği teknolojik büyüklüğü gösteren yerleri çekmeye devam edeceğim ben sizin için. Geziyorum, dolaşıyorum. Şanslıyım. E, hem kendim için geziyorum. E, memleketin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görüyorum. Toplumun ne kadar dolu olduğunu da bir kez daha görüyorum. Aynı zamanda tarihimizin de ne kadar dolu olduğunu görüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.